Hadi. Kızlar buraya çağıracaklar şimdi. Bakış sizi istemiyor. Anne. Murat. Anne. Murat. Anne. Murat Bey. O nedenle haftalık olarak en az haftada 2-3 kez ayakları yıkanıyor. Olan filmimizin ismi Winner. Winner diye seslenirseniz gelecek. Yoksa çıkmaz. Ama bir gitsin sen sesleniyor. Hadi. Winner! Winner! Abla çocuk da böyle baksana. Geliyor. Geliyor bak çıkıyor. Harikasınız. Afiyet olsun. Vallahi üç tane aynı anda aldım. Hava sıcak değil mi? Evet. Hayır, akül araçlara biniyoruz, gidiyoruz. Bekle. Ne çekimde kaldı? Geçip günü var. Çok mutluyum. Şu nedenle çok mutluyum bir de. Fil ailesi burada. Yani Türkiye'nin ilk fil ailesi. 5 kişilik aile burada. Winner baba filimiz, Begümcan anne filimiz ve ondan doğan İzmir, Ege ve deniz fillerimiz de buradalar. Aile ortamında kutluyorlar. Biz daha ileriki günlerde, daha ileriki yıllarda daha büyük aile ortamında kutlamak istiyoruz. Hayvanat bahçeleri konsepti artık çok ilerlemiş bulunuyor. Zaten adı da İzmir Doğal Yaşam Parkı. Yani bu parkta doğasına en uygun şekilde ona hizmet etmeye çalışıyoruz. Yemekleri, refahı, yine aynı şekilde sizin gördüğünüz gibi ayak bakımları, veteriner hekimlerimiz, veteriner teknikerlerimiz, bahçe çalışanlarımız çok güzel şekilde yapıyorlar bu işlerini. En uygun şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz onlara. Ayakların bakımını haftada 2-3 kez yıkayarak ve kontrollerini yaparak yapıyoruz. Ama esas bakım aslında fillerin pedikürü diyebiliriz buna. 2-3 ayda bir hayvana göre, bireysel şartlara göre değişmekle beraber 2-3 ayda bir tekrarlıyoruz.
neler yapıyoruz? Tırnaklarını kesiyoruz, törpülüyoruz. Ayak altındaki fazla dokuyu alıyoruz, tabanı düzeltiyoruz ki ona daha konforlu, daha rahat bir basış sağlayabilmek açısından. İnanılmaz bir eğitim sürecinden geçiyor ama bu eğitimde asla bir zorlama, diretme, dayatma yok. Tamamen aslında filler için keyifli bir oyuna çeviriyoruz biz bunu. Pozitif güçlendiricilerle, bunlar nedir? Yiyecektir, ödüldür. Hem bakıcıyla arasındaki bağı kuvvetlendiriyoruz, hem de veteriner hekimi bir tehdit olarak görmekten çıkartıyoruz hayvanı. Onun arasındaki bağı da güçlendirmesini, ona güvenmesini sağlıyoruz. Bu bize sadece ayak bakımında değil, kan alma, rutin muayeneler, diş muayenesi, ağız bakımı ya da hastaysa hayvan gerekli muayenenin ve tedavinin yapılmasında inanılmaz bir fırsat sağlıyor. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Biraz önce duydunuz, sihirli bir kelimemiz var, target. Fil bunu duyduğu zaman direkt eğitimcinin elindeki bir sopaya getirip alnını dayıyor. Eğitimcinin elindeki diğer sopayla da istenilen bölge, hedef bölge gösterilerek hayvan eğer kulağını dayamasını istiyorsak kulağını dayıyor. Ayağını vermesini istiyorsak hangi ayaksa o bölgeye dokunularak bakımın rahatlıkla yapılmasını sağlıyor. Fil demek aslında ayak demek. Filin ayağına batacak en ufak bir çivi onun hayatına mal olabilir. O yüzden ayak bakımları bizim için çok önemli. Hatırlarsınız eski fuar hayvanat bahçesinde herkesin çocukluğunda anılarında olan Pak Bahadur vardı. Pak Bahadur ayak 40 yıl boyunca beton bir zemine bastı. O nedenle ayak eklemlerinde oluşan rahatsızlıklar, ayak tabanında oluşan lezyonlar nedeniyle operasyona alınmak zorunda kaldı. Ne yazık ki anestezi sırasında hayatını kaybetti. Bu aslında doğal yaşam parkı için, doğal yaşam parkının açılması ve planlanması için bir milat oldu. Artık fillerimiz toprak zemine bastın, konforlu basış sağlasınlar ve rahat yürüsünler diye İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın planlanması yapıldı. Biz Bursa'dan geliyoruz buraya. Bugün normalde sadece buraya gezmek için gelmiştik ama şansımıza Winner'ın doğum gününde katıldık. Nasıl buldun? Bence çok güzel, çok güzel bir organizasyondu. Hiç beklemiyorduk, biz öylesine gezmeye geldik. Şansımıza böyle bir şeye şahit olduk. Yani hayvan neslinin bu kadar yok olduğu bir zamanda böyle özel bir ihtimam gösterilmesi güzel olmuş. Daha önce hiç böyle bir organizasyona gelmedim, çok güzeldi. Hiçbir hayvanın doğum gününü kutlandığını bilmiyordum. Böyle olması çok güzel oldu. Olursa ileride bir hayvan alırsam ben de onun doğum gününü kutlayacağım. Winner'ın doğum gününü kutlamaya geldim. Çok güzeldi. Güzeldi. Yani hayvanları ilk başta çok seviyorum. Hele köpeğim olmasını istedim. Yani kuşlarım var. Yani çok güzel geçti. Heyecanlı oldu. 1,5 saattir yaklaşık bekliyoruz. Sırf onun için kaldık. Normalde gidecektik. Winner'ın doğum gününü kutladığım için yani çok mutluyum şu an burada bulunmaktan. Gelecekte köpeğim veya da kedim olursa onların doğum gününü kutlamak isterim yani. Ben zaten oyuncaklarımı da doğum günü kutluyorum. O hayvan oyuncaklarımın. Gerçek köpeğim de olursa kutlarım.